Kişisel ayarlarımıza gidersek, kişisel ayarlarımızda yani e, profil resmimizin üzerine tıkladıktan sonra Setting kısmından kişisel ayarlarımıza gittiğimiz zaman orada e, sonlara doğru Reset My Security Token diye bir e, konu var. E, onu e, çalışacağız şimdi. E, bu konuyla alakalı e, bilmeniz gereken bazı şeyler var. Daha sonraki konuları çalışırken Çalışmamız gereken bir konu, güvenlikle alakalı bir konu. Ama güvenlikle alakalı bir konu olsa bile, e, burada lazım olduğu için biraz değinmek istiyorum. Yoksa reset security token konusu tam olarak anlaşılmaz. O yüzden e, sonraki konulardan biri olan güvenlik konusunun içinde network access diye bir konu var. O, ona biraz değinmek istiyorum. Yine setup'tan arkadaşlar quick Find'dan Network access'i bulabilirsiniz Network access ne önce onu söyleyelim Network access ile bilmeniz, bilmeniz e, gereken tek şey şu arkadaşlar şu anda e, siz şirketiniz alakalı güvenlik sınırlandırmaları getirebiliyorsunuz e, sisteme giriş ile alakalı güvenilir ip aralıkları oluşturabiliyorsunuz yani bazı ip aralıklarında olmayan ip'ler sizin sisteme giremez bu şekilde ip aralıkları oluşturabiliyorsunuz bu şekilde sizin oluşturduğunuz ip aralıkları içinde olmayan ip'ler sisteme giremeyeceği için sistemin güvenliği artmış oluyor Peki ip adresi nedir her bilgisayarın biliyorsunuz IP adresi var. İsterseniz kendi bilgisayarınızın show my IP diyerek kendi IP'nizi görebilirsiniz. Benim şu anda kullandığım bilgisayarın IP'si burada. Eğer bu IP bizim network access'te oluşturduğumuz IP aralıkları arasında değilse ben Salesforce'a giriş yapamam. Yapa, giriş girişim engellenir. Tabii ki sadece Salesforce'un tamamına değil şirketimizin e, linkine yani bağlantı adresini kullanarak giriş yaparken e, problem yaşamış oluruz. Zaten şirketler direkt login.salesforce.com'u kullanmaz, kendi domainleri var. Onu çalışmıştık. O URL ile giriş yaparken sizin IP adresi eğer burada belirttiğiniz IP adresleri aralığında değil ise siz sisteme giriş yapamıyorsunuz. Diyelim ki e, ee, çalıştığınız şirket sadece şirketin etrafındaki IP adreslerinin sisteme girmesini istiyorsa siz evden sisteme giriş yapmak istediğiniz zaman ya da tatile gittiniz, tatilden sisteme giriş yapmak istediğiniz zaman sisteme giriş yapamıyorsunuz. Evden akşam diyelim ki e, sisteme girip bazı şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Eğer şirket o ayarları yapmışsa sadece şirket içinde siz sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Evden giriş yapamıyorsunuz. Diyelim ki giriş yapmanız gerekiyor. O zaman siz my, e, reset my security token kısmından security token'a ihtiyacınız var giriş yapabilmeniz için. Diyelim ki evden giriş yapmak istiyorsunuz ama giriş izni, izni vermiyor şirket. Öncesinde siz kendinize security token göndermeniz gerekiyor. Şu şekilde anlatayım. Reset my security token'a gelelim. Diyelim ki şu anda siz şirkettesiniz ve 3 günlüğüne tatile gidiyorsunuz ve bu ayar size verilmiş diyelim. Bu hak size verilmiş. Bu hak herkese verilmiyor. Herkes kendi security token'unu oluşturamıyor. Siz burada gördüğünüz butona tıklayarak reset security token yaparak kendi e-mail adresinize bir şifre gibi bir kod gönderiyorsunuz. Buna da token. Bu token'u kullanarak tatildeyken ya da evdeyken sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Şu anda ben isterseniz deneyeyim. Reset Security Token deyince e-mail adresime bir token gönderiyor. E-mail adresime gidelim bakalım. Evet e-mail adresime bakıyorum. We have sent you a new Salesforce Security Token diyor. Ee, evet bu token'u kullanarak ben farklı bir yerde sisteme giriş yapabiliyorum. Ve bu e, token'u e, birden fazla kez kullanabiliyor musunuz ona bakalım. Ne diyor? We send a new security token to your email address for your account. Engin başvuru 61 yani benim email adresime gönderdi token'u. Bu token'u kullandıktan sonra ikinci kez kullanılmıyor diye biliyorum. Şu anda gördüğünüz gibi sistemde bizim security token'ımız var. Security token'ımız burada ve case sensitive yani siz küçük harflere büyük harflere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu token'u kullanırken ve sisteme giriş yapmak isterken. Nerede? IP aralıklarında olmayan bir IP kullanmaya çalıştığınız zaman. Tekrar ediyorum. Eğer şirkette sadece şirket içinde sizin e, sisteme giriş hakkı size sisteme giriş hakkı verilmişse şirket dışında siz sisteme giriş yapmak istediğinizde giriş yapamayacaksınız. O zaman reset my security token'a gelerek token'unuzu reset yapmanız gerekiyor ve daha sonra size gelen token'u kullanarak farklı yerlerden sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Burada şöyle bir ayrıntı var. Eğer siz reset my e, security token yaptıktan sonra tekrar e, reset yaparsanız ee, en sonuncuyu kullanmanız gerekiyor. Bir, bir öncekini kullanamıyorsunuz.